Tekrardan merhaba, hayatıma hoş geldin. Nasılsın? Umarım çok çok iyisindir. Başlıktan da görmüş olduğun gibi bugün ağır bir yükün altından kalkacağız. Çünkü giyeceğim hiçbir şey gerçekten bulamıyorum. Kıyafet dolabım savaş alanı gibi. Ben de dedim ki hani giymediklerimi biliyorsunuz ki dolaba yüklüyorum. Ben de dedim ki bunu neden sizinle paylaşmıyorum ki videoya geçebiliriz. Şimdi öncelikle yine şu üst kısmı görmezden geleceğiz. Çünkü burada yine kargoları biriktiriyorum sizinle paylaşmak için. Hemen alt kısma geçiyorum. Alt kısım gördüğünüz gibi gerçekten savaş alanı gibi. Çünkü bu askıların altı da tamamen böyle katlı katlı arkaya kadar kıyafet dolu. O yüzden önce orayı ayırmakla başlamak istiyorum. Şöyle alayım sizi. Ya da önce askılardan başlasak. Evet, askılardan başlayalım, onlar aradan çıksın. Mesela şunlar. Yani şöyle bir beyaz gömleğim var, hiç giymiyorum. Birazdan şöyle alayım sizi. Evet. Şöyle bir beyaz gömleğim var, hiç giymiyorum. Yine içerisinde şöyle bir elbise var, bunu da yine hiç giymiyorum. O yüzden bu askıyı olduğu gibi direkt ayırıyorum. Dolap hesabına yükleyeceğiz. Yine burada da bir beyaz gömlek daha var. Bunu da hiç giymiyorum. İçerisinde de şöyle bir tişört var. Bunu da daha önce hiç giymedim zaten. Bunları da hemen ayırıyorum. Evet. Şöyle bir kazağımız var. Bunu ASVK2'den almışım. Bunu da daha önce hiç giymedim. Bunu da ayırıyorum. Yani böyle giymediğim şeyler dolu dolabımda ve ne kadar bunlardan kurtulmaya çalışsam da yani ben boşaltıyorum. Sonrasında tekrar aldığım şeylerden giymediklerim oluyor. Dolap yine aynı hale geliyor. Şimdi hemen şöyle askılara bakıyoruz. Evet, askılı olan kısımda giymediğim hiçbir şey kalmamış. Zaten onu da birazdan içeriği de göstereceğim size. İçeride askılığım var. O askıdakileri zaten oraya ayırmıştım. Sadece birkaç tanesi kalmış burada. Şimdi hemen bu alt kısma geçiyorum. Alt kısım arkaya kadar gerçekten kıyafet dolu. Bunları nasıl halledeceğim bilmiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım önce. Ne var ne yok. Bunları tek tek aşağıya alacağım. Size şöyle biraz aşağı doğru alayım. Ve şuna kanaat getirdim ki gerçekten dolabıma sığamıyorum. Of. Şuna bakın. Her yer yığın yığın kıyafet dolu. Aslında halbuki bir ay önce falan sizinle dolap düzeltmiştik ama o zaman işte giymediklerimi ayırmamıştım. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar kıyafet çıktı o alt kısımdan. Şimdi bunlardan önce giydiklerimi buraya yerleştirelim. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Evet, şimdi giydiklerimi buraya bu şekilde yerleştirdim. Şurada jeanlerim var. Bunlar da şöyle söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yaz ben yaklaşık 13-14 kilo verdim sezon yoğunluğunda fotoğraf çekimlerinde. O yüzden de birçoğunun beli artık bol gelmeye başladı. Bunların da özellikle şu var mesela. Şöyle bir markanın ürünü. Yani 300-400 TL gibi bir fiyatı almıştım. Bel kısmı bu şekilde lastikle.
Altı da böyle mom jean şeklinde kesik paçalı. Bu mesela inanılmaz derecede bol geliyor. O yüzden bunu da ayırıyorum hemen. Şunları askıya alayım. Size şöyle alayım. Bunlar yine belin daralttıklarım. Belini daralttırdım, o şekilde kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi hani pantolonların hepsi inanılmaz derecede bol geliyor. Askı kalmadı boşta. O yüzden bu şekilde aşağıya koyacağım. Şimdi diğer ürünlere gelecek olursak. Evet, şu an görebiliyorsunuz beni. Bu cinden bahsettim zaten. Bunu direkt yükleyeceğim. Biraz daha aşağıya almam lazım galiba. Evet, sonunda artık gerçekten şu kıyafet olayından kurtulduğum için inanılmaz derecede mutluyum. Şimdi burada yine giydiğim taytlarım falan var. Bunları da şöyle çekmecemi alıyorum. Burada biraz daha işte taytlar, croplar, spor üstler falan var. Yine bakın bu şekilde daha üzerinde etiketiyle duran bir ürün var. Şöyle arkasında da etiketi var. Giydim diye soracak olursanız hiç giymedim. Niye aldım bilmiyorum. Bunu da hemen dolap hesabı için ayırıyorum. Yine kotondan beli bu şekilde lastikli. Böyle pantolon gibi, eşofman gibi bir şey almıştım. Bunu da hiç giyemedim. Çünkü beli inanılmaz derecede bol. Bunu da ayırıyorum. Yine Trendyol'dan şöyle bir alt almıştım. Yani iki defa falan giydim. Bu da bollaştı. Bunu da ayırıyorum. Onun haricinde şöyle fitille mürdüm taytım var. Bunun da beli bol geliyor. Bunu da ayırıyorum. Daha hiç giymedim. Şöyle bir bluzum var. Giymiyorum. Ayırıyorum. Şöyle spor üst almıştım. Şu kol kısımları beni sıktı. Omuzlarım yani normale göre geniş olduğu için olabilir. Bunu da ayırıyorum. Bu arada dolap hesabımı aşağıya linkleyeceğim. Almak istediğiniz ürünlere teklif verebilirsiniz. Teklifleri onaylıyorum makul olduğu sürece. Çünkü yani takdir edersiniz ki hepsine ben de para verip alıyorum. Aldığım fiyatların zaten altına yüklüyorum. Bazen şaka gibi fiyatlar, teklifler geliyor işte. Atıyorum ürünü 100 TL yüklemişim. Bana 30 TL gibi teklifler geliyor. Lütfen bu şekilde teklifler vermeyin. Yani şöyle Pretty Little Thing'in bir üstünü almıştım. Biliyorsunuz ki yurt dışı bir marka. Ama beden olmadığı için 40 almıştım. Doğal olarak bu da bol geliyor. Bunu da hemen dolap için ayırıyorum. Şu. Bunu da dolap için ayırıyorum. Hiç giymedim. Daha. Onun dışında şöyle. V yaka. Bunları paket olarak almıştım ben. Yani tüm bedenleri vardı içerisinde. Small'unu kendime ayırdım. Large ve medium var bir tane. Bunları da dolap hesabına yükleyeceğim. Bu arada markaları bu şekilde. Bunlara da bakabilirsiniz. Hiçbiri giyilmemiş ürünler yani. Yine aynı markadan şöyle dokusunu da şu şekilde gösterebilirim. Gerçekten yumuşacık olan bir ürün. Bunu da yine small'unu kendime ayırmıştım. Medium'larından kardeşime falan verdim. İşte arkadaşlarıma verdim. Bundan da bir tane medium kalmış. Bunu da yine aynı şekilde dolap hesabına ayırıyorum. Şimdi burada siyah bir taytım var. Bunu hala giyiyorum. Hatta şöyle başlamışken siz niye duruyorsunuz? Evet. Başlamışken hatta bu çekmeceye de yerleştirelim. Burada da çünkü giymediğim şeyler var. Bunları da ayıralım istiyorum. Şöyle taytları ayırayım önce. Bu arada şimdi taytları göstereceğim ben size. Öncesinde almış olduğum ve kilo verdiğim için bana olmayan Asos taytlar var. Orijinal ürünler, kesinlikle şüpheniz olmasın. Sadece kilo verdiğim için kendim giyemiyorum. Onları da satışa koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Bunlar zaten spor üstlerim. Bunları tutuyorum.
Bunlar Bershka'dan aldığım atletler. Bir zamanlar Bershka'dan 20 liraya falan almıştım. Bunları da evde giydiğim için tutuyorum. Bunu da giyiyorum. Bu da kalsın. Yine Hummel'ın spor üstü. Şöyle bir crop'um var mesela. Trendyol'dan almışım. 36 beden yazıyor. Ama 36 ama 36 gibi değil. İnanılmaz derecede bol geliyor. O yüzden bunu da satış için ayırıyorum. Bunlar zaten standart crop'lar. Bunları yani sürekli olarak giyiyoruz. Onun dışında şöyle bir ürün göstereyim size. Böyle bir büstiyerim var. Bir defa tatilde giydim, artık giymiyorum. Bunu da ayırıyorum. Yine bordo. Şöyle lastik askılı. Bunları zaten hepimiz biliyoruz artık. Bunlardan çok fazla yani böyle crop üstüm var. O yüzden onu da ayırdım. Yine bu şekilde fitilli bir üstüm var. Bunu da ayırıyorum. Burada hepsi hasarsız ürünler. Kesinlikle aklınıza soru işareti kalmasın. Hasarlı olan bir ürünü zaten niye satışa koyayım? Bir de dolap hesabında şöyle şeyler oluyor. Bana çok komik geliyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Mesela MAC'in falan rujlarını, MAC'in, Avon'un rujlarını, kullanılmış rujların kalan kısımlarını koyuyorlar. Yani bana çok mantıksız geliyor. Başkasının ağzına sürdüğü bir şeyi ben niye ağzıma süreyim ki? Neyse, yine şu atletlere devam edelim. Bu arada şu atletlerden beyazı, siyahı, bir de birkaç rengi daha var. Bunları da ben yine seri olarak almışım. Ay, tersini gösteriyormuşum, pardon. Bunları yine ben seri olarak almıştım. Small'undan bir tane kendime ayırdım. Diğerleri dolap hesabımda bulabilirsiniz. Şu fitilli üstleri inanılmaz derecede seviyorum. Gerçekten çok rahat oluyorlar. Evet, şimdi gelelim bu Asos'un tight'larına. Bakın şu şekilde bu arka kısmı, belinin arka kısmı, yanları, bunu nasıl böyle gösterebilirim? Yanları şu şekilde delik detaylı. Zaten dokusunu şöyle gösterebilirim size. Gerçekten yumuşacık bir dokusu var ama dediğim gibi işte kilo verdiğim için, yani küçük gözüküyor ama esnek bir ürün. Kilo verdiğim için bana olmuyor. Bunları satışa koyuyorum. Bunun aynısının bu şekilde haki rengi var. Bu şekilde lacivert rengi var. Yine bu da hiç giyilmemiş. Yine bu şekilde Asos'un ürünü. Bunu da koyuyorum. Bir de bir rengi daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakıyorum. Onu o içeride size demiştim ya işte dolap hesabı için zaten kıyafet ayırmıştım diye. Oraya koymuş olabilirim çünkü buradan çıkmadı. Yine bu şekilde balıkçı yaka bordo bir üst var. Bunu da satışa ayırıyorum çünkü giymiyorum. Evet, bir de böyle siyah bir taytım var. Gördüğünüz gibi bel dokusu. Bu şekilde sıkı olan bir ürün. Bunun da evet bacak kısımlarında şöyle detayları var. Ama bu da ne yazık ki bol geliyor. Gerçekten ben galiba sürekli kilo verdiğim için dolap yenileme gereği duyuyor olabilirim. Tamam, bu çekmece de bu şekilde. Şimdi geçelim o üst kısımdan. Ay ne kadar tuhaf gözüküyorum. Yorgunluktan saat gece 1 işten geldim. Şimdi bir diğer şöyle haki bir üstüm var. Bir defa giydim. Ama artık giymiyorum. Bunu da hemen satışa ayırıyorum. Bu atletimiz kalmış. Bunu şöyle yerine koyalım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Small beden bir tight var. Yani tight pantolon gibi. İspanyol pantolon. Ama paçaları bakın bu şekilde
Gösteremedim. Evet. Paçaları bu şekilde kesik detaylı. Bu anlamsız bir şekilde small beden olmasına rağmen benim basenlerim sanırım biraz geniş olduğu için bana olmuyor. Aldığım gibi duruyor. Yine bunu da satışa koyuyorum. Onun haricinde bir tane şöyle mavi bir elbisem var. Burasında pet detayları var. Bunu da satışa koyuyorum. Çünkü inanılmaz derecede fazla elbisem var. Zaten yan tarafa, yani dolabın yan tarafına geçtiğimizde göstereceğim onları da. Yine bu şekilde Bershka'nın atletleri var. Bunları da buraya koyuyorum. Onun haricinde... Bu arada bu videoyu şey gibi düşünmeyin. İşte satış yapmak için video çekmiş vesaire. O şekilde düşünmeyin. Dolabı ayırmak için video çektim. Giymediklerimi de satıyorum doğal olarak. Milyarder değilim yani. Atacak halim yok. Bu da bu şekilde defaktonun bir ürünü. Bunu da satış için ayırıyorum. Şöyle bir çamaşır sepeti getirdim. Şimdi satış için ayırdıklarım bu sepete aktaracağım hemen. Sonrasında da içeride diğer koyduğum ürünleri de göstereceğim size. Yani bayağı bir üründen kurtulduk. Burası rahatladı en azından. Askılı olan başta ayırdıklarımızı direkt askılarıyla götüreceğim. Evet, burası tamam. Dediğim gibi o üst tarafını zaten yeni aldığım ürünler var. Size göstermek için bekletiyorum. Şimdi geldik bu kısma. Şöyle çarşamba pazarından gri melançin tişörtünü almıştım biliyorsunuz ki. Onu buraya asacağım. Şöyle bir boş askı buldum. Şimdi burada şöyle siyah uzun kollu şöyle uzun bir elbisem var. Bodycon tarzda iniyor. Bunu bir defa giydim. Ama daha da giymem diye düşünüyorum. O yüzden ayırıyorum. Hemen üst sepetimi alayım yanıma. Şu kadar bir şöyle ürün ayırdık. Şimdi şöyle biraz daha evet aşağıya alayım sizi. Yine şöyle aa ters asmışım bunu. Sorry. Böyle bir elbisem var. Bu da bodycon tarzda iniyor. Yani boy olarak dizin altına geliyor. Bunu da hiç giymedim. Bunu da ayırıyorum. Giymeyi de düşünmüyorum çünkü. Bu arada şu an satışta olan, çünkü seri olarak aldığımız bu şekilde yırtmaçlı elbiseler var. İki tarafı yırtmaçlı, askılı. Bu da midi boy olarak geçiyor. Bunları da dolap hesabından bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle bir elbise var. Kenarları bu şekilde taş detaylı. Bu mini boy zaten. Fitilli. Bunu da yine dolap hesabından bulabilirsiniz. Çünkü diğer bedenlerini yükledim. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle Adidas'ın orijinal bir mayosu var bende. Ama çok uzun bir zamandır giymiyorum. İki defa falan giymişimdir taş çatlasın. Gerçekten artık dolaplarımda fazlalık istemiyorum çünkü sürekli aldığım için. Şöyle önü bu şekilde. Arkası şöyle detaylı olan bir ürün. Bunu da dolap hesabına yükleyeceğim. Şöyle zaten burada etiketi orijinallik barkodu falan var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Bakalım başka. Yani bu kısımda aslında çok da bir şey yokmuş. Çünkü birçoğunu ayırmışım. Birazdan içeriden göstereceğim zaten size. Evet, burası bu kadarmış. Şimdi sepetimizi alalım. Bir de içeriye geçelim. İçeridekileri de göstereyim size. Dım 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 dım. Ay buranın ışığı da turuncu ya. Çok komiksiniz şu an.
Evet, şimdi burada şu şekilde bir askılık var. Hatta şöyle alsam daha iyi görürsünüz gibi. Evet, burada şöyle bir askılığımız var. Burada giymediğim kıyafetlerin hepsi asılı. Şimdi bunları da buraya alıyorum. Gerçekten bu ışıkları değiştirmemiz gerek. Şimdi burada kabanlarım var öncelikle. Bunları zaten içeriye götüreceğim. Daha yeni yıkadığım için burada. Onun dışında alt kısma indiğimizde yine az önce size gösterdiğim V yakaların pembe olanın. Burada mavi rengi var. Yine aynı marka. Ya çünkü size diyorum yani ben bunları serili bir şekilde aldığım için sıfır hepsi. Kendi bedenime olanı ayırıyorum. Diğerlerini satışa koyuyorum. Yine burada bu yeşiller var. Bu arada şu markanın şöyle göstereyim size markayı da. Böyle kropları var. Dokularına bakar mısınız? Yumuşacık. Böyle olanı var. Ondan sonra cima. Böyle balıkçı yaka olanı var. Hatta aynısının işte burada beyazı var. Siyahı falan var. Bunları da dolap hesabına yükleyeceğim. Çünkü burada artık fazla durdular. Onun dışında buradan yine bir jeanimiz çıkıyor. Bunu da bir kere falan giydim herhalde. Yani buraya dolaba koyacağım ürünleri getirdim. Yine bakın aşağısı bu şekilde. Aşağıda kazaklar falan var. Onun dışında şöyle Jordan'lar var. Bunları da bu arada ben 39-40 giyiyorum. Sipariş verdim. 41 numara göndermişler. O yüzden bunları da satışa koyacağım. Evet. Oo, sıcaklık şey çıkmış. Evet, videomuz bu kadardı. Giymediklerimizden kurtulduk. Artık gerçekten rahatladım. Dolabımda en az benim kadar rahatlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü sabahları gerçekten işe giderken inanılmaz derecede sinir krizi geçiriyorum. Zaten bu şekilde gördüğünüz gibi koca bir sepet ürün ayırdık. Şimdi ben bunları tek tek fotoğraflayacağım ve dolap hesabına yükleyeceğim. Videoyu umarım sevmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.